şekilde çalışmak bizim için bir memnuniyet meselesi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Değerli meslektaşlarım, terörizm ve şiddete varan aşırıcılık yeni sınamalar değildir. Bunların yöntemleri yeni ve sürekli değişiyor olabilir. Ancak tehdidin niteliğine uluslararası toplum oldukça uzun bir süredir aşinadır. Uyumlu çabalar ile önemli başarıları barındıran oldukça uzun bir terörle mücadele tecrübesine rağmen terörizm küresel güvenlik, istikrar ve refahın önünde önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Terörizm ayrım gözetmeksizin hepimiz için bir tehdittir ve ekonomik kalkınma için gerekli olan ortamı da baltalamaktadır. Esasında dünyanın bazı bölgelerindeki terörist faaliyetlerle asıl amaçlanan da ekonomik kalkınmanın baltalanmasıdır. Geçiş ülkeleri genellikle bu niyetle özellikle hedef seçilmektedir. Kısa bir süre önce tehdidin büyüklüğünü bir kez daha tüm gerçekliğiyle hatırlatan Yemen'deki korkunç saldırıya şahit olduk. Gerçekten de terörizmle baş etmede sınırlı kapasiteye sahip olan ülkeler ve özellikle geçiş ülkeleri terörist eylemlerin hedefi olmaktadır. Somali ve Libya akla ilk gelen örneklerdendir. Ancak teröristler daha güçlü savunma mekanizmalarına sahip olanlarımız da dahil bizim her birimize meydan okuyacak kadar cüretkardırlar. Teröristler operasyon yöntemlerini kolayca değiştirmekte ve yaptıkları eylemlerde giderek daha etkin hale gelmektedirler. Teröristlerin çok iyi yaptıkları bir şey ise savunma sistemlerimizde sürekli bir boşluk arayışında olmaları ve kendilerini bu boşluklara göre uyarlamalarıdır. Teröristler aynı zamanda açık toplumların nimetlerini kendi emellerine alet etmede ve kötü niyetli faaliyetlerini gizleme konusunda çok mahirdirler. Bu durum güvenlik kuruluşlarımızı hemen her gün büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu bela ile mücadele etmeye devam etmemiz ve vatandaşlarımıza emniyet ve güvenlik sağlamaya çalışmamız güvenlik kuruluşlarımızın özverili çabaları ve fedakarlıklarıyla gerçekleşmektedir. Bu vesileyle görevlerini yerine getirirken yaralanan ve şehit düşenler başta olmak üzere güvenlik personelimizi saygıyla anmak isterim. Ülkelerimizin tamamı terörizm tehdidiyle karşı karşıya kalırken bazen terör örgütleri ve suçlular karşısında değişen tehdit algılarımızın ve ulusal önceliklerimizin var olduğu dile getirilmeyen bir gerçekliktir. Bununla birlikte bir şeyin hepimiz için gayet açık olduğuna inanıyorum. Hiçbir ülke bu tehditten azade değildir ve hepimiz el ele vermediğimiz takdirde terörizmle mücadeleden galip çıkamayız. Bu mücadele ulusal tehdit algılarına veya önceliklere bakılmaksızın hiçbir terör örgütüne karşı gaflet içinde bulunmaya müsaade etmez. Terörizmin arkasındaki yıkıcı ve kötü gerçekliklere tanıklık etmiş ve maalesef etmeye devam eden bir ülkeden gelen birisi olarak bu noktaya tam bir inançla değinmekteyim. Türkiye'de masum canları almaya devam eden bu belaya karşı uzun zamandır devam eden mücadelemizi biliyorsunuz. Bu mücadeledeki deneyimlerimizin özü iki ana unsurdan oluşmaktadır. İlk olarak terörizmle yalnızca kolluk kuvveti tedbirleri vasıtasıyla mücadele edemeyiz. Mücadelenin güvenlik kısmı büyük öneme sahip olmakla birlikte istenilen sonuçları elde etmede tek başına yeterli değildir. Demokratik özgürlükler pahasına güvenliği sağlamak tek kelimeyle mümkün değildir. Dolayısıyla bir tarafta güvenlik talepleri, diğer tarafta da demokratik özgürlükler ve temel insan hakları olmak üzere bunların arasındaki hassas dengeyi korumak zorundayız. Terörle mücadele stratejileri kapsamlı olmalı ve birçok unsuru birden içermelidir. Ve bu stratejiler değişen şartlara uyum sağlamaya imkan verecek ölçüde de esnek olmalıdır. İkinci olarak kendi içinde ne kadar başarılı olursa olsun herhangi bir terörle mücadele stratejisi ancak uluslararası işbirliğinden ve diğer ulusların tam desteğinden yararlandığı takdirde elle tutulur sonuçlara götürebilir. Bu halkada herhangi bir boşluk yakaladıkları anda teröristler o hassas noktaya yoğunlaşıp bunu istismar edeceklerdir. Şimdi dikkatinizi bazı gerçekleri gözler önüne seren bir örneğe çekmek istiyorum. PKK terör örgütü ayrım gözetmeksizin sivil halkımızı ve kanun uygulama görevlilerimizi hedef alan menfur saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Hatırlayacağınız üzere PMKF'nin New York'taki resmi açılışında gösterilen belgesel PKK terörünün mağdurlarının yürekleri dağlayan öykülerini gözler önüne sermişti. PKK masum canlar almaya devam etmekte ve kurbanlarının sayısı arttıkça bizim de PKK ve yandaşlarına karşı öfkemiz daha da kabarmaktadır.
Sadece birkaç gün önce bazı güvenlik görevlilerimizi daha bu mücadelede kaybettik. Onlar en yüksek bedeli ödediler. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle terörizmden muzdarip herkese dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye tam bir kararlılıkla ve hukukun üstünlüğüyle mutlak bir uyum içinde PKK terörüyle mücadeleye devam edecektir. Küresel toplumdan uluslararası hükümlüklerine uygun olarak bu mücadelede tam destek bekliyoruz. PKK'nın yurt dışında, bilhassa Avrupa'da görünüşte yasal yapılar ve naylon örgütlenmeler altında faaliyetlerini devam ettirmesi mümkün olmamalıdır. Bunların faaliyetlerini sürdürebilmesi hepimize bir hakarettir. Ayrıca Europol dahil ilgili uluslararası kuruluşlarca da belirtildiği gibi uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, kara para aklama ve terörizm finansmanını da içeren PKK faaliyetleri her nerede olursa olsun bir güvenlik tehdididir. PKK'nın ifade özgürlüğü ilkesini suistimal etme ve kendi amaçları için kurulmuş bazı medya kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanma çabaları bizim için önemli bir problemdir. PKK, televizyon ve radyo istasyonları kurma ve işletme konusunda yasal boşlukları istismar etmede oldukça başarı göstermiştir. Propaganda, eleman devşirme, nefrete teşvik ve hatta operasyonel amaçlar için bu medya kuruluşlarını kullanmaktadır. Bu meseleyi de ele almak özellikle hassasiyet arz eden bir konudur. Güvenlik gereksinimleri ve temel özgürlükler arasındaki doğru dengeyi bulmak oldukça zordur. Bu nedenle dostlarımızla, özellikle de bu tür faaliyetlerin görüldüğü ülkelerle yakinen çalışmamız ve bu faaliyetlerin gerçek mahiyetine göre hareket etmemiz gerekir. Bizim en büyük beklentimiz PKK'nın bu yöndeki teşebbüslerine karşı gösterilen tepkinin diğer terör örgütlerine karşı gösterilen tepkiyle aynı olmasıdır. Değerli meslektaşlarım, yaşam ve güvenlik hakkı kutsaldır. Terör ise bu en temel insan haklarını ihlal etmektedir. Bizler bu belaya karşı vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Biz uluslararası düzeyde uyumlu ve kusursuz bir şekilde hareket edersek bu görevimizi başarıyla ifa edebiliriz. Bu işbirliği yalnızca doğru kararları onaylayıp güçlü açıklamalar yapmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda somut eylemlerde bulunmak ve tereddütsüz bir siyasi irade göstermekle ilgilidir. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'nin bu konuda kesin taahhüdünün altını çizmek ve bu mücadeleyi uluslararası toplumun kazanabileceğine ve kazanacağına dair inancımızı dile getirmek isterim. Bu forum gibi teşebbüsler bunu mümkün kılacaktır. Bu nedenle bir kez daha TMKF'ye destek ve katkılarınız için en derin takdirlerimizi ifade ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi bu son derece önemli etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederim. Unutmamalıyız ki terörizm herhangi bir din, millet veya coğrafya tanımamaktadır. Hepimiz ancak birlikte çalışırsak terörle mücadele edebilir ve etkili olabiliriz. Burada herhangi bir din veya milliyete ait değildir terörizm. Şimdi sözü değerli eş başkanıma bırakmak istiyorum. Sayın Bakan, değerli meslektaşım Hillary Clinton, sözü size bırakıyorum. Thank you for... Çok teşekkürler Ahmet ve bir kere daha bu güzel şehirde bize ev sahipliği yaptığınız için ve bu forumu her zaman desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Masa etrafında bulunan bütün meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Her zaman bir an içerisinde gerçekleşen krizlere odaklanmak söz konusudur ama bu forum vasıtasıyla oluşturduğumuz uzun vadeli işbirliği bizce gelecekteki çabalarımız için önemli olacak. Yakın yıllarda uluslararası toplumda her türlü şiddete varan aşırıcılıkla mücadele etmek konusunda uluslararası toplum çok önemli adımlar attı. Terörle mücadele kanunları, terörün finansmanı konusunda attığımız adımlar, deniz sınır güvenliği gibi konular ve uluslararası koordinasyon açısından çok önemli adımlar attık. Son 10 yılda 120 binden fazla
terörist olduğuna şüphelenilen kişi yakalanmış ve 35 binden fazlası hüküm giymiştir. Osama Bin Laden ölmüştür. El-Kaide'nin çekirdek yönetimi çok zor duruma düşmüştür ve pek çok örgütün çok önemli operatifleri, kişileri ölmüştür. Bugün dünyamız bizlerin birlikte yaptığı çalışmalar çerçevesinde daha güvenli hale gelmiştir. Ancak bütün bu çabalara rağmen terörle ilgili atılması gereken adımlar aciliyetini devam ettiriyor. 11 Eylül gibi saldırıları yürüten bu masa etrafındaki ülkelerde çeşitli terör faaliyetleri yürüten El-Kaide gibi kuruluşlar belki yavaş yavaş etkinliğini kaybediyor. Ancak El-Kaide ile ilgili ve değişik coğrafyalarda faaliyet gösteren değişik kurumların faaliyetleri yine bir tehdit olmaya devam ediyor. Mali, Somali, Yemen'de teröristler faaliyet halinde ve bunlar sık sık Nijerya ve Maghreb ülkelerinde de yine saldırılarda bulunuyorlar. Türkiye'de de PKK uzun yıllardır devam eden terör ve şiddet kampanyasını devam ettirmekte. Bu nedenle on binlerce kişi hayatını kaybetti ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye ile PKK ile mücadelesinde beraberdir, onun yanında durmaktadır. Kuvvetle durmaktadır ve bu süreç içerisinde ayrıca mesela Avrupa'da son zamanlarda tek başına hareket eden bir takım terörist faaliyetler yürüten kişilerle karşı mücadele etmek de çok önemli. O nedenle uluslararası işbirliği zaten çok önemli. Çünkü hem sınırların hem de okyanusların ötesinde her yeri kaplayan bir tehditle karşı karşıya olduğumuz için işbirliğimizin de bunu yansıtması lazım. Hem askeri hem sivil güç tarafında işbirliğimizi yürütmemiz, istihbarat, adli hizmetler, insani yardım gibi her türlü unsuru içine alan bir kapsamlı yaklaşım şart. Çünkü bir terörist ağı yok edebilmek için öğrendik ve biliyoruz ki iş sadece teröristleri savaş alanında yok etmekle bitmiyor. Teröristlerin devşirilmesi, güvenli bölgelerde toplanabiliyor olmasını da önleyebilmemiz gerekiyor ve ideoloji ve cazibesini azaltmamız gerekiyor terör örgütlerinin, özellikle gençler için. Kadınlar için de bir önemli şartlar sağlamak lazım. Çünkü kadınların güvenliği toplumların güvenliği için çok önemli bir unsur. Ayrıca ulusların bu mücadeleye katılmak isteyen, ulusal irade gösteren ulusların da bu sürece katılabilmesine katkı sağlamalıyız. Terörizmle mücadele konusundaki bu küresel forum, sivil kurumların stratejimizin çok önemli bir parçası olduğunu belirten önemli bir çalışma. Zaten bu konuda çeşitli somut adımlar da attık. Birleşmiş Milletler ve diğer çok uluslu kurumlarla işbirlikleri geliştiriyoruz. Ve terörle ilgili olarak çok daha iyi odaklanma ve organize olmamızı gerektiren geniş kapsamlı yaklaşımlar geliştirmeye devam ediyoruz. (Gülüyor)